TYT'den artı 20 net. Yani sene başındaki netine göre 20 net katmışlığım var. AYT'den artı 25 net katmışlığım var. Peki okuldakiler öyle diyor muydu? Bilmiyorum. Ne diyorlardı? Yani bir okulumuza var, bir de hedeflediğin yere var. Herkese selamlar, herkese merhabalar. Meslek Lisesi'nden Hacettepe Hukuka giden bir güzel insan var yanımda. Hasan, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Hasan? İyiyim hocam, siz? Hasan'la birazcık muhabbet ettik. Ben de iyiyim, çok sağ olasın. Şimdi Bursa'da kitap fuarına gitmiştik. Hasan dedi ki, hocam sizin geldiğiniz gün ben gelmedim. Bir gün önce geldim, gittim. Sağ olsun, bizi orada görmemiş. Ama bizim de çok sıkı bir takipçimiz aynı zamanda. Evet. Nasıl oluyor Hasan bu? Sıkıştıralım biraz Hasan'ı. Dur. Yani niye gelmedin abi o gün ya? Bugün bizim dershane bizim turu vardı. Tamam. Bir gün erkek önce gelmişti sizden. Hı. O yüzden... Yani turlar yüzünden kaldı diyorsun. Evet. Uzak mıydınız fuara falan? Yani bir 50 kilometre falan. Oo, bayağı uzak mısın abi? Ben olsam ben de gelmezdim, söyleyeyim. Yani hiçbir sıkıntı yokmuş şu an. Özür diliyorum senden. Peki konumuz şu. Yani bir meslek lisesi, Bursa'da bir matematik lisesinden galiba evet. Mezun oldun ve ilk yılında bu işi başardın. Evet. Açık liseye geçmişliğim var. TYT'den artı 20 net. Yani sene başındaki netine göre 20 net katmışlığım var. AYT'den artı 25 net katmışlığım var. Ben bunları çok merak ediyorum. Bir de nasıl adadın kendini bu hayale? Bunların hepsini konuşalım istiyorum aslında. Nereden başlayalım? Bence hedeften başlayalım. Hadi başlayalım. Hedef niye hukuk? Nasıl adadın kendini bu hayale? Nasıl oldu? Ben en başından beri o polisiye işlerine aşırı şekilde meraklıyım dediğim gibi. Hmm. O yüzden bu iş sevdiğim işi yapmak istiyorum açıkçası. Böyle gizemli polisiye evet. Okuyorsun da ya da romanlar falan. Tamam. Ya bu çok işi seviyorum. Yani yapabileceğini hissettin mi? Ne yaptın orada? Yani o şeyleri okudukça diyorum ben de bunların aynısını yapabilirim. Ben de böyle olmak istiyorum. Tamam. Hem de bu öyle birkaç günlük, birkaç haftalık bir şey değil yani. 3-4 senelik. Tamam ama bir şey soracağım. Kızma bana. İyi de sen mi yap yani yapacaksın? Hani öyle denir ya. Ona nasıl inandın? Ya ben yapmayacağım da kim yapacak? Cevabıma ben yapmayacağım da kim yapacak? Peki okuldakiler öyle diyor muydu? Demiyordu. Ne diyorlardı? Yani bir okulumuza var, bir de hedeflediğin yere var. Eyvah eyvah. Peki sizin okulda var mıydı böyle başarılar? Hani senden önce hukuk falan ya da ne bileyim böyle sağlam başarılar çıkmış mıydı? Yok. Çünkü derecen kaç bindi? Ona şöyle bakalım. 3000 küsür değil mi? Evet. Yani 3000 çok güzel bir hedef. Ne yaptın peki? O açığa geçme fikri nasıl oluştu? Biraz onu da sorayım ben. O en başta anlattığım gibi. Hı-hı. Hedefimi koymuştum artık hukuk okumak istiyordum. Tamam bu cepte. Çalışmam gerekiyordu. Hı-hı. Sonra okula bakıyorum. Okulda çalışma düzeni diye bir şey yok zaten. Okul diye bir şey yok. Sonra açık liseyi orada işte birinden duymuştum galiba. Hı-hı. Biz şöyle yaptık falan diye. Tamam. Ben de dedim araştırayım bir nasıl oluyor bu işler diye. Hı-hı. O... Gittim müdür yardımcımızla konuşmaya çalıştım. Tamam. Konuşmaya çalıştın. Tam konuşamadın. Adamı zaten yanına girmek büyük bir şey. Zordur. Sonra? Sonra gittim yanına. Hocam böyle böyle bilgi verir misiniz bu konu hakkında dedi. Hı-hı. Sonra niye istiyorsun dedi. Ben de hukuk okumak istiyorum işte falan çalışmak istiyorum. Hı-hı. Okulda yeterince çalışamıyorum dedi. Sonra ya boş ver dedi. Ne gerek var dedi. Çok iyice boş versen oğlum ya. ne yaptın sonra? Moralin bozulmadı mı? Bozuldu. Ama yine de çıktın oradan. Evet çıktım. Orada bir şey demedim tamam dedim çıktım. İşte moralim bozuk, bayağı bozuldu hatta. Hı hı. Sonra sınıfa gittim baktım. Sınıf yani her zamanki gibi. Kimse numara değil zaten. Ben gidiyorum desem bile hatta duymazlar bile o gürültüden. Sonra eve gittim. Birkaç gün düşündüm bunu. Hı. Ne yapmam gerekiyor, nasıl davranmam gerekiyor. Hı hı. Sonra dedim hani siz diyorsunuz ya başkalarının söylediklerine kulaklarınızı tıkayın. Aynen kendi öyle. Hayaliniz oluyor. Sonra ben artık kararımı verdim geçeceğim. Sonra ama bunun da işe yarayıp yaramayacağını bir test etmem gerekiyordu. O yüzden 11. sınıf bitti. Bu yaz tatilinde o yani açık liseye geçtiğim zamanki bütün senemi nasıl geçireceğimi yaz tatilinde aynı zaten. Çok boş güzel günler. Süper. Orada bir test ettin mesela onaylandı yani bu durum. Evet. Çok güzel. Sonra peki bu netler nasıl arttı böyle? Yani şimdi TYT matematiği sordum ben de başta konuşmadan önce. Çünkü sınavda bir daha bakıyorum 27 netin var. Başlangıç kaç demiştin ilk netlerin? 7-8. 7-8 yani artı 20 net bir arttı. Önce bunu soralım mı? Nasıl TYT matematik çalıştın yıl boyunca? O TYT'ye o dediğim yaz deneme kısmında başlamıştım. Hı-hı. Bütün 3 tane kaynak almıştım böyle. Hı-hı. Bayağı bir hevesliydim. Böyle sabah erkenden kalkıyorum 5'te. Oturuyorum. Güneşten önce işte. Yani. İşte hashtag onu girelim orada. Oturuyorum. Öğlene kadar hiç kalkmadan böyle psikopatçasına ders çalışıyorum yani. Güzel. Sonra orada... Yani güzel derken psikopatlık kısmı değil arkadaşlar. Yanlış anlaşılma. O o azmine sevindim. Önce YouTube'dan izliyorum. Notlarımı alıyorum. Hı-hı. Sonra o soruları bir daha çözüyorum. Bir daha değil. Her konuyu böyle yapmaya çalışıyorum. Sonra bunları yaptıkça artık zaten ilerliyorsun. Çok güzel. O zaten 30-40 tane konu vardı. Her gün öyle aşırı fazla
fazla çalışıyorum zaten saat aralı olarak. Hı hı. O yüzden her güne bir konu olarak böldüm bunları. Çok güzel. Bir de şey değil mi, şimdi altyapı da pek yok yani. Hiç yok. Hiç yok, tamam. Yani çünkü bu netlerde olup ben eminim aranızda kesin vardır arkadaşlar. Hocam bu netlerle nereye gideriz falan diyeceğim. Bir kitap aldım çok zorlanıyorum, kesin bırakacağım bunu falan diyenler eminim vardır. Sen çok güzel model olmak üzeresin şu anda, onu söyleyeyim. Evet. Çünkü sonra ne yaptın? 3 kaynak bir şekilde bitti. Kaç ayda bitti 3 kaynak, hatırlıyor musun? 3 kaynak okullar başlayana kadar bitmişti. O yaz döneminde temizledin. Sonra evet. Ne yaptın peki? Sonra artık zaten şunu da anlatayım. O bütün derslere çalıştım işte ben, matematiği falan. Tamam. Sonra okul dershane başladı, açık liseye geçtim artık. Eylül ayında deneme yaptılar. Ben dedim en başta işte o 40-45 netti falan. Böyle olmuştur artık bir 60-65 falan diye. Gittim. Yanılmıyorsam denemeden sonra yine 47-48 böyle bir şeydi. Çok acı ya. Başladın 40-45'ler ama giriyorsun 47-48 evet. Falan. Ya ama denemelerde buna kafa hiç takmamak lazım. Doğru mu? Çok evet. Dalgalı çünkü onlar. Siz diyorsunuz ya dalgalanmayan değil. Vay sen çok iyi takipçi. Vallahi çok sevdim ben seni. Eyvallah. Sonra onu peki ne yaptın abi? Moranın gitti orada. Evet bozuldu. Okula geri mi döndün? Allah'tan o ara açık liseye kesin geçmişti. Kesinleşmişti. Yani. Peki sonra tamam matematik kaynakları bitti. Okullar açık lise dönemi başladı. YouTube'dan devam ediyorsun. Evet. Kaynakları nasıl devam ettin? Daha zor kaynaklara mı geçir ondan sonra? Yani bayağı bir kaynak çözmüştüm ben zaten sene boyunca. Böyle seviye seviye yani çok öyle güzel. Hemen en zorundan başlamadım. Hı-hı. Seviye seviye kendi seviyemi de bildiğim için öyle yavaş yavaş yüksele sene sonuna kadar zaten bayağı bir kaynak. Harika ya. Peki o zaman AYT'yi soracağım. Tamam hadi TYT bir şekilde arkadaşlara şey diyebilirler. Hatta şöyle bir gerçek var ama bizim bunu ispatlamamız lazım. Senin sayende bunu inşallah ispatlayacağız bir kere daha. Ben diyorum ki bazen TYT çok canını sıkarsa, sözümüz neydi bizim geçen yıldan belki hatırlarsın. Gidin bunun acısını AYT'den çıkarın diyorduk değil mi? Yani sen katılıyor musun buna? Çünkü orada artı 25 netlerde bir durum var sınavda. 30 netin var, hatta biraz önce anlattım. Ben hocam birkaç optik hatası da yaptım ben orada. 3-4 netim gitti dedin ama nasip buymuş dedik en sonunda. Ama bu bile çok bir güzel bir başarı. Burada da 5 netlerle başlayan yolculuk 30 netlere kadar gelmiş. Nasıl oldu? Biraz senden onu dinleyelim. Yapılan en büyük yanlışlık bence AYT'yi böyle Ocak, Şubat'tan sonraya bırakmak. Eyvah değil mi? Ben Eylül ayında planladım bunu. Hı-hı. Zaten okula da gitmeyeceğim. Kimse de anlatmayacak bana bunları. Hı-hı. O yüzden şu andan başlamam gerekiyor. Çok güzel. Hemen lafını böleyim mi? Çok uzun. Ne olur lafını unutmayın. Hatta not al. Bak burada o kadar önemli bir şey söyleyeceğim. Bazı öğrenciler ısrarla bize şunu söylüyor. Hani hocam ben diyorum ki, hatta planlama örnekleri paylaşıyoruz. TYT, AYT birlikte nasıl götürülür falan diye. Yazıyorum mesela oraya işte. Ne olur diyorum AYT'de matematikten işte fonksiyon, işte limit alın diyorum. Ne bileyim işte karmaşık sayı bir şey alın. Gerekirse bir fasikül, bir dergi en kolay olsun ve haftalarca sürsün. Dediğimde hep şu cevap alıyorum. Hocam bizimkiler girsin ondan sonra işte ders başlasın falan, ama sen burada açık liseye geçerek aslında şunu fark ettiriyorsun bize. Oradan bir beklenti bitti. Kişi beklentiyi bıraktığı anda mecburen beyin şuna odaklanıyor. Benim bunu kendim halletmem lazım. Şimdi devam edebilirsin. Çok özür dilerim. Sonra işte AYT'nin böyle en baştaki o TYT konularıyla benzer konularından başladım. Tamam. Böyle 1-1,5 ay kadar da bunlar bitti. Hı hı. Kasım'a geldiğimizde artık o en baştaki konuları bitirmiştim. Böyle artık limit türevi integral. Onlara gelmiştim. Çok güzel. Orada bayağı bir tereddüt ettim. Girsem mi girmesem mi diye. Sonra dedim kim bekleyeceğim dedim AYT'ye. Ah bu çok güzel işte. Bekleme yok ama hep devam. Başladım böyle. Aslında o bayağı bir konularda elenmişti. Hı-hı. Onlar için daha kitap falan da daha yeni basılmıyordu. Hı-hı. Her gün YouTube'dan şey bakıyordum böyle. O konuların yeni videoları çekilmiş mi çekilmiş diye. Çok güzel. Bir tane kanal bulmuştum. O konular vardı. Hı-hı. Sonra oradan başladım. Böyle hafta sonuydu. Cumartesi yine erken kalktım. Böyle öğlene kadar türevin her şeyini bitirdim hatırlıyorum. Vay. Yani. Saatlerce izliyordun orada. Evet. Ya peki şunu emin ol merak ediyorlardır. Ya da hocam biz izleyemeyiz bu kadar diyen bir tayfa var. Yani sıkılırız diyen tayfa. Sen nasıl sıkılmıyordun? Çünkü bu anlattıklarındaki mücadeleyi biz anladık. Hatta birazdan birkaç soru daha soracağım ama sen nasıl sıkılmıyordun? Ya sıkılınca ne yapıyordun? Ya aslında hedefinizi böyle tam istediğiniz şey, sevdiğiniz şey koyunca o sıkılma olmuyor bence. Ona inanmak mı diyorsun yine? Yani kısa kısa dinlenmeler olur ama o hadi bıraktım çok sıkılıyorum şeyleri olmuyor. Peki hedef senin Hacettepe hukuk muydu? Ankara hukuktu da birkaç kaydı. Ama o savcı olmak istediğim için de o 2 senedir o savcı, hakimlik ve savcılık sınavında Hacettepe 1. numarada. Vay. O yüzden de tam yerine geldi. Orada etki etti. Peki AYT matematikle alakalı şunu soracağım. Dedin ya mesela Kasım'a falan geldiğimde, mesela şu anda biz Ekim'deyiz. Belki bu video Kasım'da açılacak en geç. Hani şimdi bunları insanlar şey diyebilir. Hocam oraya geldiğinde şu anlama gelmiyor değil mi bu? Nasıl olsa konular biter, netlerim o uçup gidecek anlamına gelmiyor. Onu biraz açar mısın? Anlattığım gibi o yaz tatilinde full TYT'ye çalıştım ben. Hı-hı. Sonra şeyden geldiğimizde Eylül ayında denemeye girdiğimizde bir şey artmamıştı yani. AYT nasıl gidiyordu peki? O da direkt hızlıca
artıyor muydu, daha mı yavaştın? AYT yani böyle iki haftada bir oluyorduk. Bazen artıyordu, bazen bir iki net. Bazen artmıyordu, bazen geri gidiyordu. Ama sabırla bekledin herhalde orayı. Evet. Yani netlerimin artmasını ben böyle Aralık, Ocak'a kadar bekledim yani. Hah, burası çok güzel. Bizim geçen sene yaptığımız bir yükseliş kampı vardı, hatırlıyor musun? Var. Hangi aydaydı o? Şeyde 15 Haziran'da vardı. Aynen öyle. Tam böyle biz herkese diyoruz ki arkadaşlar onun sabırlı olun. Mesela şimdi Kasım'da mini bir kamp yapacağız yine. Böyle bölüm denemeleri çözüp bir ay bir check-up yapacağız oradan. Kim nasıl gidiyor bir görsün kendini diye. Arkasından Şubat yükselişinin bayağı biz önemli olduğunu düşünüyoruz. Sen orada bayağı bir yükselttin herhalde netlere. Asıl o 15 tatilden sonra bayağı bayağı yükselmişti yani. Çok güzel. Son özür lafını. Ben bölmeyeyim şu an. O kız 11. dakika mı oldu? Arkadan Reis'in uyarılar. Yok gayet güzel gidiyorsun. Sıkıntı yok şu an. O Kasım'da türev integrali falan da hallettikten sonra artık o konulara da bakmaya başlamıştım AYT'lerde. O yüzden 15 tatilden sonra AYT de artmaya başladı artık. Böyle bir 15-20 falan yapıyordum artık AYT'de. Çok güzel. Sonra o Ocak'a kadar da işte TYT de aynı şekilde devam etmiş ikisi birlikte. O yüzden o Ocak'ta zaten o 15 saatte full deneme çözdüğüm için artık o deneme şeyine de alışmıştım. Yani TYT artmaya başlamıştı, böyle bir 75-80 falan oluyordu artık. Çok güzel. Oradan sonra AYT, artık TYT dedim bayağı bir yükseldi. AYT'ye daha fazla yüklenmeyeyim. Şubat'tan sonra yine bayağı bir AYT çalıştım yani. Süper. Böyle 3'te 2'sini AYT çalışıyordum, 3'te 1'ini TYT gibi. Tam istediğimiz gibi. Süper. Valla ben şunu da çok sevdim. Yani Hasan'ın bizi takip ederken hiç öyle hani sıradan bir takip etmemişsin. Bayağı bayağı uygulaya uygulaya gelmişsin. Bu beni çok çok mutlu etti. İyi ki de bunları yapmışsın. Peki ben buradaki arkadaşlara hani bir şey söylemeni istesem. Ne, içinden ne geldi söylemek? Hani belki de onlara gördüğün hatalar da vardı ya da senin, illa hata demeyelim, belki senin hatalı olduğun ama arkadaşlar ben bu hatayı yaptım şunu düzeltin dediğin. Samimi olarak ne paylaşmak istersin? Hayallere katkıda bulunmak adına buyur, top sende. Arkadaşlar hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız, o işi severek yapmak istiyorsanız, o bölümü severek okumak istiyorsanız yani biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Her şeye böyle kısa vadede ulaşılmıyor. O yüzden çalıştıktan sonra biraz daha sabrederseniz emin olun ki hedeflerinize ulaşacaksınız. Çok yani. Güzel Hasan. Ben arkadaşları motive etmek için bir şey daha söyleyeyim. Mesela toplamda sosyal netin kaç net biliyor musun? 9 net mesela. Yani aranızda sosyale falan moral bozanlar varsa bunu açıklayalım değil mi? Türkçe neti kaç biliyor musun? 23 net. İlk sınav işte. TYT tarafında yani bundan sınav anda yaşanabilir ama matematik işte burada çok ciddi bir kurtarıcı olmuş. Ya da şu da olabilir, matematik 5 net 10 net aşağıda olabilirdi. Sizin sosyaliniz çok iyiyse burada denge kuracağız. Yani toplamda çünkü TYT netin 59 net. Yani 60 civarında diyelim. AYT tarafında toplam netimiz 66 net. Zaten bence burayı AYT zaten şahlandırmış, doğru mu? Peki Hasan, çok teşekkür ediyorum. Rica ya. Valla ben eminim izleyen birçok kişi, özellikle meslek lisesi tayfası daha da mutlu olmuştur ama diğer tayfadan eminim izleyenler de vardır. Hem oradaki süreci iyi dinlemişlerdir hem de bu hedefinle alakalı inanmışlığı bir kere daha görmüşlerdir diye düşünüyorum. O zaman veda edelim mi artık? Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni mücadele öykülere karşınızda olacağız. Hasan çıktı geldi Ankara'dan, bize ulaştı sağ olsun. Çünkü biz böyle kıymetli hikayeleri dinlemek istiyoruz. Sizin de varsa böyle etrafımızda güzel hikayeler gönderin gelsinler ya da biz geldiğimizde sizlerle görüşelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.